En soldaki Resulullah tamam. Sallallahu aleyhi ve sellemin kabri. Bravo lan, bravo ya. Burada Pakistan kardeş. Ha, sen de Pakistanlısın. Evet. Şimdi Çinlilerin hepsi Osmanlı'dan kalma. Okay. Goodbye. Thank you very much. I did already. How are you? I am fine. Çok iyiler ya. Ben Pakistanlı yerimi çok seviyorum. Buraya doğru şu an gidemiyorum. Çok fazla insan var çünkü. En son şeyhlerin evlerine gittiniz aynen, mi? Aynen, gittik onlara. 373 riyal para aldık. Her şey gold, her şey gold. İbadet amacı da gelmemiş olsan, ibadet amacı da gelmemiş olsan da gelmem zaten. 30 riyal mi? Kaç riyal? Sen ne biliyorsun Türkçe? Görkem, gördüğüm en güzel cami olabilir bu zamana kadar ki. Medine'nin haram bölgesine geldik. Bugün cuma. O nedenle çok fazla insan şu an cuma namazından çıkmış. Etrafta emek yerleri var. Burası biraz daha Pakistan restoranı. Şöyle. Yanında Mısır restoranı gördüm biraz önce. Onların da kuşeri diye bir yemekleri var. Oradan anladım. Şavurmacı var. Şavurma dedikleri şey bizim dönerin aynısı. Daha çok tavuk döner oluyor şavurma genelde. Böyle abim şavurmasını yapıyor. Benim para bozdurmam lazım bu arada. O nedenle buradan şu kalabalığın da şu an içine girmek istemiyorum. Biraz sakinlesin istiyorum ortam. Ondan bir bakalım etrafa para değiştirebileceğimiz bir yer var mı diye. Evinde kaldığım adam şey dedi. Bu girişte hemen sağda dedi bir tane para değiştiricisini bulabilirsin dedi. Oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Medine'de cuma namazı çıkışı çok özel bir an tabii ki de. Hem bunu videoya çekmek de benim için güzel oldu. Buradan ilerleyelim. Aha. Takdirimize çıktı bak. Şöyle söyleyeyim size. 1 dolar 3.75 yere tekabül ediyor. Buradan bakın kontrol edin arkadaşlar. Sonra gelip alabilirsiniz. I want to exchange money. Okay. 100 dolar değiştireceğim. Bana 375. Do you get commission? Not commission. This price. Okay. 375. Okay. Dolar. Dolar. 373. Tamam. Yeah. 373. Kaç para aldık? 373 riyal para aldık. Bunları da aldık, koyduk. Biraz şehrin içine doğru artık gidebiliriz. İlk cami Medine'de arkadaşlar. Yani yapılmış ilk cami burada. Orayı da göreceğiz. Çok güzel camiler var. Eski şehrin içinde haramın olduğu yerlerde gezecek, görecek yerler var. Yemeklerini tatacağız. İnsanlarla konuşacağız. Birlikte Medine'yi gezeceğiz. Tabii ki de buradaki çok önemli bir nokta var. Sizin destekleriniz. Pakistani beğenin, abone olun diyor. Karachi. Karachi, Lala Pirbox. How are you, Karachi? Medina. Medina var orada. Medine. Chicken kadayıf, mutton, sabzi, biryani, barbeque, tikka kebab, şarukhan. Biryani. Biryani, chicken biryani, mutton biryani. Mutton biryani. Kofta, alu palak, saag biryani. Alu balık, mercimek. Alu palak, Pakistan, Lahore. Pakistan. Pakistan. Pakistan Zindabad. Zindabad. I am from Turkey. I'm Turkey. Love you Turkey. Pakistan chak. Hadi chola, görüşürüz. Chola bacega. Imran Khan Zindabad. Barbecue tikka kebab. Saldırıyor artık. Ha, beni buraya mı getirecek? Ha, buraya mı gelelim? Tamam hadi gel. Pakistan yemeği mi burası? Ha, Karachi yemeği burası. Ha, bundan bu saydı bütün yemekleri. Yok mutton, yok biryani, biryani. Karachi yemekleri diyor bunlar. Turki, Imran Khan'da var. Pakistani food. Nice. Hello. Yakarta pezan. Yalla akol. Yalla. Pakistan food. Pakistan. Nice. Thank you. Pakistan Karachi. Alo balık. Ben bunu hatırlıyorum ya. Is that alo balık? Alo balık. What? Yes. The restaurant Pakistan. Tamam anladık. Thank you. Medine'de yaşayan Pakistanlı restoranı. Tamam gideyim bir de şuraya yemekleri de size göstereyim. How are you? I am fine. Çok iyiler ya. Ben Pakistanlı yerimi çok seviyorum bu. İnsanlar çok samimi oluyor. Sıcak oluyorlar yani. Bunun adı biryani arkadaşlar. Biliyorsunuz pilav. Normal pilavları yani. Yanında neleri var? Şu Pakistan köftesi. Bunu çok önermiyorum. Çok kızarmış. Kötü bir yağda pişiyorlar genelde. Her gördüğüm bu zamana kadar öyleydi yani. Köftesi var. Yemeği var. Çok baharatlı yemekler. Ama şu anda ben bunu yemeyeyim. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Pakistan zindaba. Haydi bakalım. Kendimizi attık ya dışarıya. Fena ya. Şöyle bir bak, şöyle bir bakın. Yani inanılmaz insan var. Ondan bu tarafa doğru gitmek beni biraz zorlayabilir. Ben biraz size arkadaşlar Suudi Arabistan hakkında bilgi vereyim. Buranın kralı Kral Selman bin Abdülaziz El Suud. Kendisi hem başbakan, hem başkomutan, hem başvezir.
Ama şu anda ülkeyi prens yönetiyor. Prens Salman. Onun da adı Salman. Nüfusu 35 milyon. Çok kalabalık bir ülke değil. Komşularına şöyle bir haritadan bakarsak kuzeyde Irak'ı göreceğiz. Yanında Ürdün var. Aşağı güneye inerseniz Yemen ve Umman var. Hem Kızıldeniz hem de Bafra Körfezi'ne sınırları var, yani iki tarafı da denizlerle kaplı diyebiliriz. Ülkede şeriat kuralları geçerli. Ülkede idam var ama yeni prensle birlikte artık birazcık daha hafifledi. Mesela eskiden kırbaç falan cezası varmış, artık kırbacı kaldırmışlar. İdam devam ediyormuş ama o da çok azaltmaya çalışıyorlar. Kadın erkek birlikte okumuyor. Son ama yine üniversitelerde bununla ilgili çalışmalar başlatıldı gibi gibi bazı yeniliklere, reformlara gidiyor. Turistlere açtı. Vizeyi artık biz kapı vizesi alabiliyoruz. Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlar umre için de geçerli olmak üzere kapı vizesiyle, yani gidiş ön uçak biletinizi alıyorsunuz. Suudi Arabistan'da istediğiniz bir havalimanından girişi yapıyorsunuz. 125 dolar karşılığında bir yıllık çok girişli vizeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Suudi Arabistan'ı kısaca tanıdık. Şimdi biraz Medine'yi tanıyalım. Biraz Medine'yi gezelim. Şu an olduğumuz yer Haram bölgesi. Hemen önümüzde camimizi görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar ben buraya doğru şu an gidemiyorum. Çok fazla insan var çünkü. Biraz bekleyelim. Ben belki bu ara bir şeyler yerim. Kalabalık geçsin. Ondan sonra tekrar içeri doğru gideriz. O nedenle bu tarafa doğru gidelim. Bakalım burada neler varmış, neler yokmuş. Medine hurması. Bak güzeldir ha. Hello. Çok güzel hurmalar satılıyor. Ben buradan hurma alsam mı? Medine hurma. Medine hurma. Which is good hurma? Good. Yeah, which one good? Best. Best hurma. Best. Hangisi best? Holisi. Oo. Number one. Number one. Oğlum bu nasıl bir hurma? İri ya. İri, iri. İri. Evet. İri hurma. Ambar. Where are you from? Saudi or? Saudi. Saudi. Ambar Medine. 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 Medine hurma. Bakıyorum. Bakıyorum. Problem yok ya. Kardeş. Kardeş. Hiç problem yok. Turka Pakistan kardeş. Ha sen de Pakistanlısın. Evet. Daha ileri var bunun ya. Daha ileri yok. Doğru. Sen Türkçe biliyor musun Türkçe? Şöyle şöyle biliyorum. Nereden biliyorsun? Kardeşe geliyor. Türkiye biliyor musun? Türkiye'ye gidiyor mu? Lan Türkiye yok. Bu Türkiye'ydi. Buradan öğrendin evet. Türkiye'yi. Evet. Ama bundan daha iyi vardır bence. Hayır yok. Bu birazcık kuru. Ha. Kuru. Veri ya. Bu 80 riyal. Veri kilo. Bunun bir görsek. Bunun mu? Bu. Ya işte bu güzel. Ben sana dedim ama. İyi mi? Bu iyi işte. İyi güzel mi? Bu çok güzel. Evet. Bir numara ya. Bu bir numara. Evet. Bunun kaç para kilosu? Bu 80 riyal bir kilo. Bir kilo 80 riyal. Evet. Bunun tanesi kaç gram? Sen bayağı Türkçe biliyorsun ya. 20 gram. 20 gram. Evet. Tamam. Bana 5 tane ver ondan. 5 tane? Allah. Hadi ver 10 tane ver 10 tane. Güzelmiş hurma, beğendim. Zaten bir tane yedim adamları. Alacağımın %20'sini yemiş olmayayım madem. En azından bir tane tatayım da 10 tane alayım. Ya gerçekten güzel hurma dediğin abi, birazcık daha sulu, yani nasıl diyeyim? Kuru olmayacak hurma. 10 tane ver. 15 riyal. 15 riyal mi? Tamam 20 riyale tamamlasan onu. 20 riyal. 30 riyal. 30 riyal mi? Ver. Hadi tamam, hadi 30 TL olsun. Tamam. Adın ne senin, adın? Muhammed. Tanıştığıma memnun oldum. Hurmamızı da aldık. Yolumuza bakalım. 30 TL mi? Kaç TL? Sen ne biliyorsun Türkçe? 30, biliyorum Türkçe. Sen nereden biliyorsun Türkçe? Pakistan'da, İmran Khan'da. İmran Khan. Recep Tayyip Erdoğan, İmran Khan bir numara. Al bakalım. Nerede Türkiye? İzmir'deyim. İzmir'de. Sen nereden? Sen ben Pakistan, Lahore. Lahore? Evet. Biliyorum, Lahore'a gittim ben. Lahore iyi. Lahore iyi. İyi, bir numara. Sen Türkiye'ye gittin mi? Yok, yok gittim. Nasıl öğrendin Türkçe? O, hacı geleceğiz, hacı. Biliyorum, hacı. Küçük biliyorum. Evet. Hurma güzel ama. Evet, vallahi güzel. Bir numara, iyi hurma inşallah. Emek var. Hepsi de geleceğiz. Tamam. Çok alacağız, 100 kilo. Tamam. Evet. Kendine iyi bak, tamam. Görüşürüz. Allah razı olsun, teşekkür. Yerin adı bu. Muhammed Rajullah Mossad Al-Juhni. Geldiğimden beri sadece Pakistanlıyla tanıştım. Arkadaş Suudi Arabistan'da Suudi vatandaşını ben çalışırken hiç görmedim. Bazen yani denk geliyor falan, Uber yapıyorlar. Ama onun haricinde hiçbir şey yok ya. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Burada da abi hurma dağıtıyor. Thank you very much. Where are you from? Nigeria. I'm from Türkiye. Türkiye. Here in Saudi Arabia I met so many Nigerian people. Nice. Juma. Thank you very much. I just give. Thank you. Okay. Hadi gel. Sana da verelim. Namaste. Ha. It's no problem.
You from Palestine? Palestine. Then how did you come here? Palestine, Tul Kerem. I went Hebron, Bethlehem. I went there. Do you live here? Umrah. You come for Umrah? Umrah, And will you go back to Palestine or no? Hello. Okay. Goodbye. Thank you very much. I did already. Palestine. Okay. Thank you. Money. Yeter acı. Bir tane, iki tane. Sonu yok yani arkadaşlar. Vallahi insan kötü hissediyor kendini ama bir süren sonra bunun sonu yok ya. Ver. Nereye kadar abi? Zaten en küçük para 10 veriyoruz. 3 dolardan başla. Bizim için 3 dolar da oldu 100 lira yani. Ver. Bitti kanka, biz de bak Couchsurfing'de kalıyoruz ya. Benim bir yemek yiyecek bir yere ihtiyacım var. Şimdi biraz önce çok ilginç bir şey oldu. Ben böyle oturuyordum Mescid'in Nebi'nin olduğu yerde. Biraz araştırma yapıyordum derken yanıma bir arkadaşımız geldi. Sümeyye. Benim Mısır videolarını izliyormuş. Abi nasılsın, iyisin falan derken de birlikte gezelim o zaman. Nasılsın Sümeyye? İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Biraz seni tanıyalım. Ne yapıyorsun burada? Yaklaşık bir aydır Suud'dayım. Eğitim programına geldim. Arapçaya yönelik. Türkiye'den bir ay önce geldim ve Arapça tercümanım. Burada da eğitime geldim. Ne zaman dönüyorsun? Yarın dönüyorum artık. Güzel. Güzel karşılaşma olmuş seninle. Evet. Nasıl geçti? Programımız çok güzeldi. Suud gayet güzeldi. Yani ben çok mutlu ayrılıyorum. En yakın sürede tekrar döneceğimi düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi normalde Mescid-i Nebi'ye ben gitmek istiyordum. Ama burada Nusuk diye bir uygulama var. Onun üzerinden randevu almanız gerekiyor. Çünkü çok kalabalıkmış. Açıkçası ben bunu bilmiyordum. Selamlama dediğimiz yere programla giriyoruz. Ha, normal girebiliyoruz. Aynen. Mescid'e normal vakit namazlarını kılmaya, Kur'an okumaya insanlar giriyor. Orada vakit geçiriyorlar. Tamam. İbadetlerini yapıyorlar. Ama selamlama dediğimiz alanda bu bahsettiğiniz Nusuk programına ihtiyaç duyuyoruz. Mesela ben bireysel geldim. Programdan haberim oldu. Direkt Nusuk'u indirdim ve randevu aldım. Hemen alınabiliyor mu yoksa bir gün sonra mı almak gerekiyor? Ben bir hafta önce aldım ama yoğunluğa göre alabiliyorsunuz. Muhtemelen bugün cuma olduğu için cuma onlarda tatil. Sıra yoktur ama yine de bir şansımızı deneyelim. O zaman Mescid-i Nebi'ne başlıyoruz. Aynen, Mescid-i Nebi'nin içine girebiliriz. Kadınlar ve erkekler girişi farklı. Yani birçok girişi var. Hatırladığım kadarıyla 99 kapısı var. Tamam. Önemli olan buradaki Hazreti Muhammed'in kabiri burada değil mi? Evet, aynen. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. Onlar da yanında metfun. Tamam ama çok güzel bu arada yani. Çok görkemli duruyor. Şöyle bakın size. Nerelisin? Konyalıyım. Konya'da yaşıyorum. Arapça alanında yüksek lisans yapıyorum. Arap dili ve belagat alanında. Ve Arapça tercüman olarak çalışıyorum. Güzel. Peki nasıldı? Ne hissettirdi sana Suudi Arabistan? İnsanları nasıl davrandı? Daha önce ben buraya geldiğim için bir aşinalık var. 10 yıl önce gelmiştim ilk defa. Ve hani biliyordum, çok misafirperverler. Gerçekten çok misafirperverler. Program kapsamında bizim ev ziyaretlerimiz oldu. Büyük saray yavrusu evlere falan gittik. Ha, o şeyhlerin evlerine gittik. Aynen, gittik onlara. Mesela birinin evinde şey vardı. Kabe örtüsünden bir parça vardı. Bunu böyle tablo şeklinde sergiliyorlar evlerinde. Yani böyle hatırı sayılı kişiler. Altın nasıldı? Evdeki altın durumu? Her şey gold. Ya ben anlamadım. Ben şeye geziyorum. Mekke'ye gittim. Hı-hı. Mekke'de Kabe'ye girdik işte. Bende kolye var, tamam mı? Hı-hı. Biri geldi de altın mı dedi bu dedi. Evet dedim, altın dedim. Ama dedi bu haram dedi. Ya dedim git kendi kralına söyle ya. Altın tuvalete sıçıyorsunuz. Geliyorum benim şu kadarcık altına şey yapıyor. Ben onu onun tam şeyini çözemedim yani. İnanılmaz bir altın sevdası, evet, var. Öyleler. Ama aynı şekilde birkaç kişi daha geldi, bunu söyledi bu arada. Böyle bir durumdan bahsetti bana. Böyle hani böyle karıştıklarını bilmiyordum. Öyle oldu. Şey dediler bir de. Gelen misafirlerine bir şeyler ikram ediyorlarmış. Sizlere verdiler mi? Ya şimdi girdik eve, oturur oturmaz kahveye başlıyor. Araplarda kahve kültürü böyle en birinci şey onlarda kahve. Oturuyorsunuz böyle küçük fincanlarda ve dibine çok az dolduruyorlar ki tekrar istesin. İlk içtiğimde çok farklı hissetmiştim. Kahve çok değil ağır zaten gelmişti. O. Evet, çok baharatlı gelmişti. Ama sonra alışınca artık hadi içelim falan oldu. Çok rahatlatmaya falan başladı bizi. Sonra hepimiz alıştık arkadaşlarla beraber. İçiyorduk yani. Kim ikram etse içiyorduk. Şey dediler bana, bu büyük zenginler altın veriyorlarmış bile gelenlere normalde. Ama tabii evet, siz büyük bir kafile olarak geldiğiniz için zorlayabilirler, evet, öyle.
Şimdi hediyesiz kesinlikle çevirmiyorlar. Bize de bu buhardanlık dedikleri bir hediyeden verdiler. İçine bahur koyuyorsunuz, yakıyorsunuz. Ondan verdiler. O koku şey mi? Hı-hı, evet. Peki bu insanlar neyle uğraşıyor? Nasıl kralın soyundan mı geliyorlar? Nasıl olmuş bu iş? Anlattı mı size? Kabilecilik var. Hani soy ismini söylediğin zaman zaten sen şunlardansın diyorlar. Ama benim gittiğim bir ailede evin hanımı üniversitede profesör. İşte kızları çok güzel yerlerde eğitim alıyorlar. Şirketleri var vesaire, fabrikaları var. O şekilde. Peki hani, mesela nasıl buldunuz siz bunları da ziyaret ettiniz? Şimdi şöyle, biz hepsini program kapsamında yaptık. Zaten her şey belliydi. Proje yazıldı ve geldiğim proje benimki Bername Siyahiye diye geçiyor. Yani seyahat projesi. Bir de Sakafiye var, o da kültür projesi. Onlarınkisi 2 aylık ve benimkisi 1 aylıktı. O proje kapsamında işte ev ziyaretleri yaptık, şehir ziyaretleri yaptık, Riyad'a gittik, Taif'e gittik. Ücretsiz mi yaptınız bunu peki? Proje, evet, program ücretsiz. Ama herkese değil, sen başarılı bir evet. kızımızsın, değil mi? Aynen, Arapça bilme şartı var. Onun dışında burs da mı aldın? Burs değil. Sadece işte eğitim masrafları ve ülke içindeki diğer işte konaklama, yemek masrafları onlara ait. Ve uçak bileti, vize bunlar bize ait. Mesela Türkiye'den hiç senin gibi gelmek isteyen arkadaşlar buraya nasıl ulaşıyor veyahut da ne yapmaları gerekiyor? Bu proje bana tesadüfen karşıma çıktı. Ben kayıt yaptırdım ve dönüş aldım olumlu şekilde. Öyle geldim. Öyle piyangodan çıktı biraz. Nereden kayıt yaptırdın? Instagram'da çıktı karşıma. Nasıl? Sponsorlu evet. mu çıktı? Evet. Allah Allah. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir yer. İsmi Mecma Melik Selman. Lugatil Arabiye Ligayri Natiqin Biha. Yani Arna dili Arapça olmayanlara yönelik Arapça eğitim programı. Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanlığı böyle bir şey düzenliyor. Hı-hı. Senin de önüne Instagram'da sponsorlu geldi derken kendini sen burada buldun. Sonra baktım sınıf gruplarında falan paylaşıyorlar, okul gruplarında paylaşıyorlar. Demek ki dedim hem güvenilir bir yer hem de gerçekten etkili bir yer. Çok güzel. Vizeni de onlar halletti. Davet gönderiyorlar ve hükümet ziyareti vizesi olarak geçiyor aldığınız vize. Allah Allah. Bu adamlar çok artık iyice turizmi açıp her yönden Suudi Arabistan'ı tanıtmaya çalışıyorlar yani evet. anladığım kadarıyla. Programımızda işte Kore, Japon, Çin, Uzak Doğu'dan Amerika, Meksika, Kazakistan, 30 farklı devletten insan vardı. Hepsi Arapça öğreniyor. Şakır şakır Arapça konuşuyorlar. Çok ilginç bir ortamdı ve çok istifade ettim ben. Çok güzel. Umarım bak bu videodan da izleyip istifade eden insanlar olur yani. Senin olur. Gibi gelirler. Neden olacak? Buraya nasıl gelebilirler başka? Üniversitelerin bursları var. Lisans, yüksek lisans, doktora. Suudi Arabistan'da okumak isteyen bunlara başvurabilir yani. Diğer ülkelerde olduğu gibi süreç bu şekilde devam ediyor. Kayıt yaptırıyorsunuz. Ve kazanırsanız. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyi misin? Takip ediyordum seni ben. Ülkeden. Ha. Ha, eyvallah. Mısır'dan, Kudüs'ten falan bayağı videolar falan. Eyvallah, teşekkür ben ederiz. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sen nereden geldin abi? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldi. Nasıl buldun burayı? Çok. Pandemi döneminde gelmedik sadece. Normalde hemen hemen her sene geliyoruz. 2012'den beri, 13'ten beri. İnşallah Rabbim de nasip etti. Mekke'ye geldik. Oradan da buraya geldik inşallah. Pazar günü de döneceğiz inşallah. Güzel. Peki nasıl, sana davranışları nasıldı Suudi Arabistan'da? Ya zaten Arabistan'da zaten davranış şekilleri bellidir zaten. Yani uyum sağladığınız zaman iyi yönleriyle değerlendireceğiz. Kötü yönlerini hiçbir zaman anlatmamak gerekiyor ki rahmet olsun. Ya hani her şeyi de iyisi de olur. Bazen kötü şey gibi olsun istiyorum ben. Gerçekten insanlar geldiğinde evet iyi yanları da var, kötü yanları da var. Senin... Ya bizim geliş amacımız belli zaten. Bizim de, biz ibadet şeyiyle geliyoruz, niyetiyle geliyoruz. Yani bizim Kabe'yi ziyaret ediyoruz, kendimizi ziyaret ediyoruz. Onun dışındaki zaten biz onların şeyini falan biliyoruz yani, niyetini falan biliyoruz. Bu manayla değerlendiriyorum ben açıkçası. Yoksa davranış olarak iyi yani, ben kötü bir şey görmüyorum açıkçası. Ben şeyi anlamadım, ibadet amacıyla gelmemiş olsan... İbadet amacıyla gelmemiş olsan gelmem zaten ben. Gelmem yani, ben bunların şeylerini sevmiyorum açıkçası. Politik yani. Olarak mı? Politik sen? Olarak sevmiyorum. Hmm. Yani sadece bunların değil, ben 57 İslam ülkesinin davranışını sevmiyorum. Bu ülke bakışını sevmiyorum. Yani toplandıkları zaman hiçbir açıklama yok yani. Sadece kınama cezası, kınama bilmem ne falan yani. Bugün baktığımız zaman çocukların durumunu falan görüyorsun yani. İsrail'deki sahibi bir katliam yapıyor. Bir zulüm altında yani, çocuklar öldürülüyor, katlediliyor. 57 tane ülkenin bakışına bakar mısın yani? Bugün Mısır peki tükürse boğacak. Ama bir kapıyı bile açamıyor yani. Bunların bakışı hepsi bu yani. Bugün milyarlarca dolar futbolcular transfer ediyor. Değil mi yani? Bakıyoruz yani, izliyoruz. Milyar dolarları var ama esaret altında. Hepsi onların esareti altında maalesef yani. Bir açıklama bile yapamıyorlar. Bırakın yardım etmeyi. Bugünkü bazı işte
Sadece kuru bir Kudüs'e dua yani. Başka hiçbir şey yok. Çok acı bir şey yani. İnsanın işini acıtıyor ama bizim işte geliş amacımız Resulullah'ı ziyarete geliyoruz. Efendimiz'i ziyaret ediyoruz. Onların ayak izlerine bakıyoruz. Kabe'ye geliyoruz. O manayla geliyoruz. Türkiye'den bir buraya gelmek isteyenlere bir şey söylemek ister misin? İmkanı olan bence gelmelidir yani burada. Bunlara bırakmamak gerekiyor. Yani sadece ekonomik olarak ya ben bunlara ekonomik katkı sağlıyorum diye buradaki toprakları, sahabelerin, peygamberlerin ayak izlerini ben onlara bırakamam ya, bırakmam gerekiyor. Müslümanların gelip ziyaret etmesi gerekiyor. Kudüs'e de kesinlikle ziyaret etmesi gerekiyor. Yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekiyor. Peki sen buraya kendin mi geldin, turla mı geldin? Ben bireysel gibi geldim. Ben bireysel geliyorum aslında her sene. Bu sene bir tur desteğiyle geldim ama bireysel. 3 kişiyiz sadece turda. Yemekler falan nasıl? Yemekler bizim kaldığımız otel rezalet. Çok iyi otel olmasına rağmen maden. Ama onun sahibi Rado Otel. Bazen oraya gidiyoruz diyoruz. Türk yemekleri güzel. Fena değil. Bazen dışarıdan destek alıyoruz. En çok hangi yemeği sevdin burada? Burada kahvaltıları fena değil, kahvaltıları. Dediğim gibi öbür otelin yemekleri fena değil. Türk yemekleri çünkü Türk aşçılar yapıyor. Sen bayağıdır gidiyorsun. Hangi otelinkiler hani güzel geldi sana buraya? Burada mı? Hani önereceğin var mı burada? Ravza'da kalıyordum. Oradan kaydırmışlar. Madene kaydırmışlar bizi. Türk çok az olduğu için Türk yemeklerini yapmıyorlar genelde. Tayland, işte Endonezya yemekleri yapıyorlar. Biz de Ravda'ya gidip yiyoruz. Türk aşçıları var orada. Türk yemekleri fena değil. Güzel, sevindim. Seninle tanışmaya çok memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum ya. Görüşürüz. Vallahi iyi oldu. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Allah kabul etsin. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi yani biraz siyasetten bahsetti ve mesela örnek veriyorum. Bizim kaldığımız programdaki hocalarımızın görüşleriyle hükümetin görüşleri aynı değil. Yani bu devletler arası bir mesele. Evet. Bütün burada dünyada çok, öyle ya. Evet. Yani insanlar öyle. Mesela ben şey için de aynısını diyorum. İnsanlar Türkiye'de şöyle bir algı içindeler. Sanki İsrail vatandaşları yapıyormuş veyahut da işte oradaki politik olarak evet ben de sevmiyorum. Ben hiçbir politika, hiçbir devleti de sevmiyorum. Ama bu şu demek değil. O insan orada doğduğu için onu belli başlı şekilde yargılamamak gerekiyor. O insan iyi bir insan olabilir. Ha, devletini sevme abi. Filistin meselesinde halk kesinlikle Filistin'i destekliyor ama yasak. Bir söylem yasak burada. Evet. Herhangi bir şey söyleyemiyorsunuz yoksa gerçekten tutuklanıyorsunuz. Bizi de uyardılar. Hocalar da mı öyle dedi? Yapmayın. Evet evet. Yoksa yok biz Filistin'i görmüyoruz falan değil. Dua ediyorlar. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Arkadaşlar politikayla insanlığı ayıralım. Yani bütün dünyadaki insanlar ayrı bir noktada. Politik olarak devlet yöneticileri ve politik olarak devletin üstlendiği kimlik çok ayrı bir şeydi. O nedenle insan her yerde insandır. Ölen çocuklar, ölen insanlar, siviller. Bunun ülkesi, rengi, dini, milleti olmaz. Fakat politik olarak keşke hiçbir savaş olmasa, keşke hiçbir sivil ölmese diyelim ve camimize girelim. Burası sen, erkekler girişi. Ha sen giremiyorsun buraya. Evet, buradan ben giremiyorum. Yani birçok giriş var dediğim gibi. Ama her kapıyı açmıyorlar. Bazı sürelerde bazı kapılar açık. Açık bulduğunuz kapıdan gireceksiniz. Şimdi burası namaz kılınan bölüm. Hazreti Muhammed'in kabrine girmek için dediğim gibi nusuk uygulamasından randevu almanız gerekiyor. Çok güzel işlemeler var. Çok büyük bu arada. Kadınlar ve erkeklerin girişi ayrı olduğu için biz Sümeyye ile biraz ayrıldık şu an için. Zemzem olması lazım. Muhtemelen zemzem suyu. Dur. Buraya da getiriyorlardı diye düşünüyorum. Is that zemzem? Yes. Zemzem suyu. Biz de içelim. Aman. Hocam. Geldiğimden beri sadece zemzem suyu içiyorum. Kaldığım Couchsurfing evinde çocuk damacana zemzem suyu almış eve. Kabe'de de zemzem suyu içtik. Buraya da geldik zemzem suyu içtik. Bizim içme suyundan biraz daha farklı arkadaşlar. Çok yararlı olduğu söyleniyor. Fazla bir bilgim yok açıkçası ama. O nedenle tadı birazcık daha ağır. Çok çok böyle akan şaşal su kıvamında bir şey beklemeyin içerken. Ama tabii herkesin damak tadı farklıdır. Benim sadece hissettiğim böyle. Böyle köşe başlarında zemzem suyu dağıtıyorlar. Çok görkemli. Çok gerçekten çok güzel bir cami bu arada. Gördüğüm en güzel cami olabilir bu zamana kadarki. Mescit diyorlar burada. Hani biz cami diyoruz ama onlar mescit diyor. Mescid-i Nebi. Şöyle şemsiye gibi şeyler var yukarıda. Burası normalde açık ama şemsiyelerle kapatmışlar üstünü. Altın işlemeli kolonlar var her yerde. Dünyanın her yerinde Müslümanlar buraya geliyor. İbadet yapmak için. Hazreti Muhammed'in kabrini de görmek için geliyorlar. Hani de çok kutsal bir cami. Eğer ki musluğu sormazlarsa yani o kayıt sistemini sormazlarsa İçeriye de girip size göstermek isterim.
hatla yazılmış. Peygamber Efendimiz isimleri, Allah-u Teala'nın isimleri yazılmış bu şekilde. Belli Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılmış. Buna da Hüsnün Hat deniyor. Çineler de süslenmiş. Şu an Peygamber Efendimiz'in kabrine doğru ilerliyoruz. Hazreti Muhammed'in minberi. Birazdan Hazreti Muhammed'in mezarının olduğu, kabrinin olduğu yere gidiyoruz. Ama şu an çok kalabalık. Burada namaz kılmak için nusuk diye bir uygulama indirmek gerekiyormuş, değil evet, mi? Evet, nusuk uygulamasını indirip oradan randevu almanız lazım. Ondan sonra içeri Ravza-i Mutahhara, yani cennet bahçesinde namaz kılabiliyorsunuz. Cennet bahçesi dediğimiz yerde Peygamber Efendimiz'in evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye buyurduğu yer. Hemen şurası minberi ve gördüğünüz gibi kabri de hemen ileride. Şimdi onu selamlayacağız inşallah. Hem en soldaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ve hemen yanındaki Hazreti Ebu Bekir'in kabri. Soldan sağa doğru gidiyor. Şimdi sağ elimizi kaldıracağız. İlk önce Peygamber Efendimiz'e selam vereceğiz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Gelin böyle hep beraber selam verelim. Esselatu. Esselatu. Vesselamu. Vesselamu. Aleyke. Aleyke. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Evet, şu an Peygamber Efendimiz selamladınız şimdi. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Sıddık. Sıddık. Radiyallahu anh. Radiyallahu anh. Radiyallahu anh. Naam, an. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Ömer'ül Hattab. Ömer. Ömer. Ruh Hattab. Ruh Hatta. Hattab. Hattab. Radiyallahu. Radiyallahu anh. Ela. Evet. Elhamdülillah, selamladık. Teşekkürler. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz selamladık. Hemen çıkışta Cennetül Baki mezarlığı var. Hemen karşımızda. Orayı da ziyaret etmenizi isterim. Yani burası Medine'nin mezarlığı. Medine'de bütün vefat edenler oraya defnediliyor. Zaten bütün namazlardan sonra da cenaze namazı kılınıyor gördüğünüz gibi. Oraya da selamlıyoruz yani. Esselamu aleykum ya ehlu kabur diye buradan çıkınca. Tabii bunu da yaparsanız güzel olur. Ne bir daha bütün söyle. Esselamu aleykum. Esselamu aleyküm. Ehlil kabur. Ehli kabur. Buradan. Yani Türkçesi de yani kabir ehli size selam olsun. Tamam. Ya bu. Yani burası değil mi mezarlık dedi? Evet, hemen karşısında kabir. İkindi namazından sonra şu an açık, hatta bakın o kapıdan girip bütün kabri de görebilirsiniz. Bende çok fazla bir dini bilgi yok ama o kadar iyi insanlarla karşılaştım ki bu yol boyunca. Evet. Bir şekilde doğru bilgiyi aktarmak istiyorum. Çok güzel. Ya, doğru bilgi çok önemli burada. İnşallah ben de yanlış bir şey söylemiyorumdur. Yani her zaman doğru bilgiden ayrılmayalım. Bakın evet. Şurası Ravza'ya giden demiştiniz ya, Nusuk programından randevu aldıktan sonra bakın şu an randevularını gösterip içeri doğru, yani o Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmak için gidiyorlar. Hmm. Burada zemzem herhalde var. Yok, zemzem Mekke'dekiler zemzem, buradakiler normal su, içilebilir su. İçeride zemzem, yani o kutu halinde. Tamam. Arkadaşlar yine çok güzel insanlarla karşılaştık. Bizi gezdirdiler ama şu an çalışması gerekiyor arkadaşlar. Ondan başka birine yardım etmeye gitti. Medine'de ilk günüm böyle geçti benim. Güzel yerler gördük, güzel insanlarla tanıştık, konuştuk. Herkese çok teşekkür ederim. Sümeyye'de bir otele girip çıkış yapması gerekiyormuş, eşyalarını alması gerekiyormuş. O da gitti. Benden artık bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan Medine'de olacağız, devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. See you, bye. Have a nice day.